büyük evliyalardan olan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bazı sözlerini sizlerle paylaşacağım. Bu tarz videoları kısmet oldukça paylaşıyoruz. Videolarımızdan haberdar olmak için videolarımızı beğenip kanala abone olup özellikle zil bildirimini açmayı unutmayınız ki videolarımız size hemen bildirim olarak gelsin. Hemen videomuza geçelim. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim. Demiş Mevlana Hazretleri. Şimdi ben size Mevlana'nın sadece sözlerini söyleyip dinleteceğim mi? Hayır. Bu sözlerin içinden anlam çıkarmaya çalışacağız. Aciz aklımızla inşallah sizlere aktaracağım. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim. İnsan zaten kendini değiştirirse, her insan üstüne düşen vazifeyi yaparsa, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla yoğrulup onun yaptığı güzel şeyleri uygularsa ve bunu her insan kendini değiştirmek için bir hedef olarak görürse ve bunu uygularsa, emin olun o zaman dünya değişecektir. Yani insan dünyayı değiştirmek için kendinden başlamalı. Önce kendini değiştirmeli. Ahlakını tekrar göz önüne koymalı. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu doğru bir şekilde araştırıp uygulamalıdır. Bana göre Mevlana Hazretleri bundan bahsetmiştir. Diğer bir sözüne bakalım hemen. Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun. Maşallah ya, ne güzel söylemiş. Şimdi arkadaşlar, en efendi insana bile yani kusur bulmak için baktığınızda ister istemez beyniniz o insanda bir kusur arar. Çünkü sen ona o gözle bakıyorsun. Kardeşim diyorsun kendi bünyene, kendi benliğine, ben bunda kusur bulacağım diyorsun. Eğer kendini öyle alıştırırsan insanlara bakarken kusuru illaki bulursun. Çünkü kendin bulmak istiyorsun. Ama kusuru örtmeyi marifet edin kendine diyor. Bırak kusur aramayı. Bir kusur gördüğünde onu örtmek için bahaneler üret. Benim bu kusuru örtmem lazım. Allah'ın hoşuna gider. Bir mümin kardeşinin kusurunu örtmek ne kadar güzel bir şey, öyle değil mi? İşte o zaman kusursuz olursun diyor. Bu konuda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir sözü var. Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmanına teslim etmez. Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Anlamışsınızdır kardeşlerim. Bir diğer Mevlana sözüne geçelim. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. Bazen doğru yaptığımız şeylerde bile zarar görürüz değil mi? Mesela bir iyilik yaparız birine, dürüst oluruz, doğru söyleriz veya doğru bir şey yaparız, o işten zarar görürüz. Ama Mevlana'nın da dediği gibi, bil ki iyiler mutlaka kazanır. Sen onu iyi niyetle yaptıysan ve doğruysan, bu dünyada kazanmadıysan bile ahirette onun mükafatı sana verilecektir kardeşim. Bana göre Mevlana burada bundan bahsetmiştir. Üzülme can, doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. Bir diğer sözde de beni çok etkiledi. Kalp denizdir, dil de kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. İnsanın kalbinde, yüreğinde ne gizliyse ister istemez bazen ağzından kaçırabilir, söyler. İnsanın söylediklerinden aslında kalbini de görebilirsiniz. Bu aciz kardeşiniz bu güzel sözleri sizler için yorumladı. Bir hatam olduysa mazur görün, bir faydam olduysa hakkım size helaldir kardeşlerim. Ama lütfen bu videoların insanlara ulaşabilmesi için beğenip paylaşmayı unutmayın. Paylaşın ki eşiniz, dostunuz da istifade edebilsin videolarımızdan. Rabbim bizleri kardeşlerinin kusurlarını örtebilen kimselerden eylesin. Rabbim bizleri kalbi deryası güzellerden eylesin ki dilimize o güzel deryalardan güzel cümleler, güzel sözler nakledilsin.
Allah'a emanet olun kardeşlerim. Sizleri seviyorum.